kıymetli gençler. Merhabalar, ben Kadir Gümüş, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniniz. Hafıza teknikleri videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda ne var öğretmenim? Garip dışında yeniliği sürdürenler var. Yenilikçiler. Yani buna garip akımına bağlanmadı. Ama kendi çapında değişik yenilikleri devam ettirdiler. Ve hocam niye mavicileri buraya aldınız? Arkadaşlar sonuçta mavi akımı da Attila İlhan'la özdeşleşmiştir. Ve o da sonuçta garip akım dışında bir yenilik akımıdır. Arkadaşlar şöyle baksana olursa. Maviciler. Fikir, sanat hiçbir sosyal sınıfın bayrağı olamaz dediler. Bu yüzden de mavi rengi esas aldılar. Yani fikrin, sanatın herhangi bir şekilde bir arkadaşlar siyasi malzeme olmamasını, sınıfın malzemesinin olmamasını istediler. Özgürlük ve bağımsızlık istediler ve bunun için arkadaşlar barış simgesi olan mavi rengi esas aldılar. Ve bu dergi 1952 ile 1956 yıllar arasında 4 yıl yoğun bir süreç geçirdi. Tabii ki hani Orhan Duru'dan tutun da arkadaşlar Ferit Edgüsü'ne kadar bir sürü kişi bulundu ama bu dergide arkadaşlar ön plana çıkan Attila İlhan oldu. O da daha sonra toplumcu gerçekçi çizgiye kayarak ilerledi. O zaman Attila İlhan, bak Attila İlhan değil, Attila İlhan. Çünkü sürekli dizgiye ve grafikere Attila değil Attila diye düzelte kendimden geçtim, tamam mı? İleride nasip kısmet olursa, çocuğunuz olursa, bir kuzucuğunuz olursa adını Attila koymayın, Attila koyun. Doğrusunu koyun, tamam mı? Şimdi Attila İlhan'ın şimdi şiirlerini gelin beraber kodlayalım. Kodu varmış bak. Sevgilisinden ayrılan İlhan. Bak İlhan sevgilisinden ayrılmış. Yazık, sevgilisi burada. Gördün mü? Sevdasını kalbine gömerek, sevdasını kalbine gömmüş. Sisler Bulvarı'nda, bak Sisler Bulvarı, burası bir bulvar, sevgilisinden ayrılmış. Sisler Bulvarı'nda yağmurdan kaçıp, bak yağmur yağıyor, elinde şemsiye var. Mecburen bir duvara sığındı. Mecburen bir duvara sığınmış. Bak, sevgilisinden ayrılan İlhan, Attila İlhan. Anlaştık mı? Attila İlhan. Sevgisinden ayrılmış. Sevdasını kalbine gömerek, sevda, ayrılık sevdaya dahil. Bazen ayrılsan da sevdan devam eder. Evet. Kalbine gömerek Sisler Bulvarı'nda, neresi burası Sisler Bulvarı'nda? Yağmurdan kaçıp, yağmur kaçağı. Evet. Mecburen, ben sana mecburum diyerek mecburen, aha duvara kucakladı. Duvara sığındı. Duvar. Evet, haydi bakalım şiir kitapları. Sevgisinden ayrılan İlhan, Attila İlhan. Tamam mı? Sevgisinden ayrılmış. Sevdasını kalbine gömerek ayrılık da sevdaya dahil. Evet, geldik. Nerede? Sisler Bulvarı'nda. Sisler Bulvarı, bunların hepsi şiiri, şiir kitapları. Evet. Yağmurdan kaçıp, bak yağmur yağıyor. Yağmur kaça. Mecburen, ben sana mecburum diyerek mecburen duvara sığınıyor, değil mi? Ben sana mecburum, bilemezsin. Duvara sığındı, duvar. O zaman gelin Sisler Bulvarı. Ben sana mecburum. İlhan olduğu için Attila İlhan. Yağmurdan kaçtığı için yağmur kaçağı. Duvara sığındığı için duvar. Değil mi? Sevdasını kalbine gömdüğü için de ben sana mecburum. Tabii ki romanlarda yazdı. Kurtlar Sofrası, Sokaktaki Adam, Zenciler Birbirine Benzemez, Der Saadet'te Sabah Ezanları, ama şiiri işlediğimiz için şiirin üstünde durdum. Şimdi garip dışında başka yeniliği sürdürenler kim var? Behçet Necatigil. Hem saf şiirde hem bağımsızlarda adanmış. Ya niye hocam? Ya arkadaşlar aynı zamanda saf şiirden etkilenmiş olabilir. Buna bir engel yok ki. Tabii ki saf şiirden de etkilenmesine hiçbir engel yok. Ve hem de bağımsızlarda adanılır. Yani garip dışında yeniliği sürdürenler, yani bunlar arkadaşlar bağımsız yenilikçiler. Tamam. Şimdi geldik, evler şahidiymiş. Şimdi gelin koduna. Behçet. Buyurun Behçet. Eski topraktan yapılmış evler ile kapalı çarşının arasındaki dar sokakta kalmıştır. Bak, kapalı çarşı var. Kaldığı dar sokak var. Burada da eski topraktan yapılmış gördüğünüz gibi evler var. Tüm çevresi budur. Bakın, şimdi arkadaşlar geldik Behçet. Behçet'in tüm çevresinde ne var? Eski topraktan yapılmış evler var, değil mi? Kapalı bir çarşı var. Yani çevresi çok dar. Farkında mısınız? Çok dar. Bunların arasında kalmış. Nerede kalmış? Dar bir çağda kalmış. Hadi bakalım. Behçet. Behçet Necatigil. Eski topraktan yapılmış evler. Eski toprak, evler. Güzel. Öbür tarafında ne var? Kapalı çarşı var. Kapalı çarşının arasında
arada kaldım diyor. Arada demek ki şiir kitabı. Dar sokakta kalmıştır. Darça. Tüm çevresi budur. Çevre. O zaman hadi bakalım. Behçet. Behçet Necatigil. Eski topraktan yapılmış evlerle Kapalı Çarşı'nın arasındaki dar sokakta kalmıştır. Eski topraktan yapıldığına göre evler eski toprak şiir kitabı. Evler, evler şiir kitabı. Kapalı Çarşı'nın arasında kaldı. Kapalı Çarşı şiir kitabı. Arasında kaldı, arada kaldım diyor. Arada şiir kitabı. Dar sokakta kalmış darça şiir kitabı. Tüm çevresi budur. Çevre bitti. Behçet eski topraktan yapılmış evlerle Kapalı Çarşı'nın arasındaki dar sokakta kalmıştır. Tüm çevresi budur. Behçet, Behçet Necatigil. Eski toprak, eski toprak. Evler, eski topraktan yapılmış evler. Eski toprak şiir kitabı, evler şiir kitabı. İle Kapalı Çarşı, görüyorsunuz burada arkadaşlar. Kapalı Çarşı'nın arasındaki dar sokakta arada kalmış. Güzel. O zaman arkadaşlar dar sokak, dar çağ, Kapalı Çarşı, Kapalı Çarşı değil mi? Arada kalmış, arada. Evet, tüm çevresi budur, çevre. Görün, Behçet'in çevresi. Evler, şiir kitabı. Evler neden yapıldı? Eski toprak. Eski toprak, şiir kitabı. Bir tarafında Kapalı Çarşı, şiir kitabı. Bunların arasında kalmış dar sokakta, dar sokak, dar çağ, şiir kitabı. Arada kaldım, arada şiir kitabı. Tüm çevresi budur, çevre şiir kitabı. Buyurun Behçet Necatigil, evler çevre. Radyo oyunları var, yıldızlara bakmak, gece aşevi gibi arkadaşlar. Şimdi geldik. Fazıl Hüsnü Dağlarca. Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu vardı, bir de Fazıl Hüsnü Dağlarca var arkadaşlar. Hem Fazıl Hüsnü Dağlarca hem de Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu destan şairidir. Bak, kodluyoruz. Dağda yatan 3 Malazgirt şehidinin öcünü almak isteyen Çakır, çocuğuna düşmanı bu böcek gibi ezeceğine bu dünyada söz verdi. Bakın arkadaşlar, buyurun. Dağda yatan 3 Malazgirt şehidinin öcünü almak isteyen Çakır. Çakır burada. Dağda yatan 3 tane Malazgirt şehidi var. Ve çocuğuna ne demiş biliyor musunuz? Düşmanı böcek gibi ezeceğim diye, bak düşmanı böcek gibi ezeceğim diye söz vermiş. O zaman dağda yatan Fazıl Hüsnü Dağlarca, 3 Malazgirt şehidi, Malazgirt ululaması ve 3 şehitler destanı şehit. Öcünü almak isteyen Çakır, Çakır'ın destanı. Çocuğuna çocuk valla, düşmanı böcek gibi ezeceğine delice böcek. Bu dünyada söz verdi, havaya çizilen dünya. Buyurunuz. O zaman şiir kitabı. Hadi bakalım. Dağda yatan 3 Malazgirt şehidinin öcünü almak isteyen Çakır, çocuğuna düşmanı böcek gibi ezeceğine dair söz verdi. O zaman dağda yatan 3 Malazgirt şehidi. Dağ, Fazıl Hüsnü Dağlarca. 3 Malazgirt şehidi. Bak, Malazgirt arkadaşlar. Hop, Malazgirt ululaması. Burada 3 şehit vardı. 3 şehitler destanı. Kim söz verdi? Çakır. Çakır'ın destanı. Kime söz verdi? Çocuğuna. Çocuk ve Allah adlı şiir kitabı. Ne diye söz verdi? Düşmanı böcek gibi ezeceğim. Böcek. Delice böcek. Evet. Bu dünyada söz verdi, havaya çizilen dünya. Bu arada şunu ekleyebilirsiniz. Havaya çizilen dünya ilk şiir kitabıdır. Çocuk vallah da asıl kişiliğini buldu şiir kitabıdır. Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın çok fazla şiir kitabı vardır. Aklınızda bulunsun. Sabahattin Kudret Aksal. Bak, bir aksakallı kahvede gazoz içiyor. Gördünüz mü? Aksakallı var. Gördünüz mü? Aksakallı Sabahattin Kudret Aksal. Nerede? Kahvede. Bak, masa var, sandalye var, kahve. Şarkılı kahve. Ne içiyor? Gazoz, gazoz ağacı. Bitti. Bir aksakallı kahvede gazoz içiyor. Aksakallı Sabahattin Kudret Aksal. Kahve, şarkılı kahve. Gazoz içiyor. Hop, gazoz ağaç. Anlaştık. Necati Cumalı. Kodumuza bakalım. Mayıs ayının ilk cuma günü bir atlı başaklar arasında Kızılçullu yolunda İmbat rüzgarlarına karşı ilerler. Bakın, Mayıs ayının ilk cuma günü. Mayıs, cuma. O zaman cuma, Necati Cumalı'nın cuması. Mayıs ayında olduğuna göre arkadaşlar, hop, Mayıs ayı notları. Kimdi?
Bir atlı. Gördün mü? Bozkır'da bir atlı. Bak gördünüz mü? Tam Bozkır'da. Başaklar Bozkır'da olur. Evet, başaklar arasında başaklar gebe. Hangi yolda? Kızılçullu yolunda. Hop, Kızılçullu yolu. İmbat rüzgarlarına doğru ilerliyor. O zaman al sana İmbat'la gelen. Hadi bakalım. Geldik Necati Cumalı. Şimdi ne zaman? Mayıs ayında bir cuma günü. Cuma, Necati Cumalı. Ne zamandı? Mayıs ayında, Mayıs ayı notları. Kim? Bir atlı. Bozkır'da bir atlı. Nerede? Kızılçullu yolunda. Kızılçullu yolu. Bak şiirler. Neyin arasında? Başakların arasında. Başaklar gebe. Burada ne rüzgarı esiyor? İmbat. İmbat'la gelen. Şiir kitaplarını bir daha getiriyoruz. Hadi bakalım. Mayıs, cuma. Arkadaşlar Necati Cumalı. Mayıs. Mayıs ayı notları. Kim? Bir atlı. Bozkır'da bir atlı. Nerede? Kızılçullu yolunda. Kızılçullu yolu şiir kitabı. Nerede? Başaklar arasında. Başaklar gebe şiir kitabı. Peki ne rüzgar esiyor? İmbat. Hop, İmbat'la gelen. Bak bu kadar basit. Değil mi? Salah Birsel. Bakalım Salah Birsel'e. Bak gençler, Haydar ile Hacivat. Bak Haydar burada, Hacivat burada. Kikirdeğin köçeklere, bak köçekler kikir 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 diyorlar. Salah dedi. Salah dedi. Tamam. Yani hani salah değil, salah dedi. Geldik. Hadi bakalım. Haydar ile Hacivat. Haydar, Haydar, Haydar. Şiir kitabı. Hacivat, Hacivat'ın karısı. Şiir kitabı. Kikirdeğin köçekler, kikirikname. Köçek, köçekçeler. Salah dedi, Salah Birsel. Haydar'la Hacivat, değil mi? Haydar'la Hacivat. Kikirdeğin köçeklere Salah dedi. Haydar, Haydar Haydar şiir kitabı. Hacivat, Hacivat'ın karısı şiir kitabı. Kikirdeğen, Kikirikname şiir kitabı. Köçeklere, Köçekçeler şiir kitabı. Salah dedi, Salah Birsel. Değil mi? Olay budur. Özdemir Asaf en kolay. Bak arkadaşlar. Özdemir Asaf. Kodumuz Öz. Şimdi Öz'le başlamış Özdemir Asaf. Özlücülük akımını savunur. Özlücülük akımı nedir? Yazdıklarımızı nasıl yazacağız? Kısa ve öz yazacağız. Anlaştık mı? Kısa ve öz yazacağız. Ve özdeyiş şairidir. Yani adam eserinde özdeyişlerini mutlaka kullanır. Özdeyiş derken ünlü kişilerin söylediği sözlere yer verir. Ha, dünya kaçtı gözüme, sen 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 gibi eserleri vardır. Ama Özdemir Asaf'ı özle kodlayalım, soruyu çözelim. Özdemir Asaf öz. Özcülük akımını savundu, yine öz var. Özdeyiş şairi, yine öz var. Şimdi gelin baştan alalım. Behçet Necatigil. Behçet'imiz vardı. Çok güzel. Behçet bir tarafında Kapalı Çarşı, bir taraftan eski toprak evler. Bunların arasında dar bir sokakta arada kalmıştı. Bütün çevresi buydu. O zaman Kapalı Çarşı şiir kitabı. Eski topraktan evler olduğuna göre eski toprak şiir kitabı, evler şiir kitabı. Dar bir çağda kalmıştı. Dar çağ şiir kitabı. Çevresi buydu, çevre şiir kitabı. Şimdi Fazıl Üstü Dağlarca destan şairiydi. Bakın Çakır burada. Malazgirt şehidi var 3 tane. O zaman arkadaşlar Malazgirt ululaması. Değil mi? Dağda olduğuna göre Fazıl Üstü Dağlarca. Evet. 3 tane şehit var. 3 şehitler destanı. Bunların öcünü kim almak istiyor? Çakır. Çakır'ın destanı. Çocuğuna bir söz verdi. Çocuk valla. Çocuğuna ne dedi? Düşmanı böcek gibi ezeceğim. Delice böcek. Bu dünyada söz verdi. Havaya çizilen dünya. Bak Aksakallı kahvede gazoz içiyor. Aksakallı Sabahattin Kudret Aksak. Kahve, şarkılı kahve, gazoz, gazoz ağaç. Değil mi? Burası arkadaşlar bizim için önemli bir hikaye. Gazoz ağacı, şiir, şarkılı kahve. Necati Cumalı. Mayıs ayında bir cuma günü. Cuma, Necati Cumalı. Mayıs ayında, Mayıs ayı notları. Kim? O bir atlı. Bozkır'da bir atlı. Nerede? Kızılçullu yolunda. Kızılçullu yolu şiir kitabı. Başaklar arasında Başaklar gebe şiir kitabı. İmbat rüzgarları esiyor. İmbat'ta gelen şiir kitabı. Bakın hop, Hacivat ile Haydar. Haydar Haydar şiir kitabı. Hacivat'ın karısı şiir kitabı. Kikirdeğin köçeklere Kikirikname şiir kitabı. Köçekler, köçekçeler şiir kitabı. Bunlara Salah demiş bunlar. O zaman Salah Birsel. Özdemir Asaf, dünya kaçtı gözüme, sen sen sen, yalnızlık paylaşılmaz, çiçek sanfonisi gibi şiir kitapları olsa da öz bize soru çözdürür. Öz
Özdemir Asaf. Öz, özcülük akımı, öz, özdeyiş şairi, yuvarlağın köşeleri diye bir özdeyiş kitabı da vardır. Evet arkadaşlar, demek ki maviciler ve garip dışında yeniliği sürdüren bağımsız sanatçılar bunlarmış. Görüşmek üzere, esen kalın, kendinize iyi bakın.